Öbür taraftan kendince din saydığı şeylerle devlet kudretini ele geçirmeye çalışanlara söylüyorum. Bunun din olmadığını biz biliyoruz. Hiç kimse durduk yerde, oturduğu yerden Kabakçı Mustafa hezeyanlarına filan kapılmasın. Kimse de Osmanlı'ya oyun oynamasın. Osmanlı oyunu affetmez. Osmanlı oyunu affetmez. Bir daha söylüyorum. Elinize 3 kuruş para geçti. 3 tane gazeteniz oldu. 2 tane televizyonunuz oldu diye bu ülkede devlet kudretini kendi keyfinize göre elinizde ele geçirme sevdasından vazgeçin. Vazgeçin. Vazgeçin, Osmanlı oyunu affetmez. Osmanlı oyunu affetmez. Bu hesapları yapanlar çok oldu. Ha birileri diyorlar ki bizim şimdi dışarıda da ortaklarımız var, dışarıda da desteğimiz var. Tarih boyunca Türkiye'nin hainlerinin tamamının dışarıda ortakları olmuştur, dışarıdan destekleri olmuştur. Ama hiçbiri de muvaffak olamamıştır. Olamayacaksınız. Milletin ekseriyetini, duygularını sömürerek, inançlarını sömürerek, korkutarak, yıldırarak bir yere sürükleseniz dahi, bu memleketin aslan gibi evlatları var. Bu vatana can vermeye 1000 kere hazır, daha dünden hazır bu vatanın aslan gibi evlatları var. Bu heveslerinizi kursağınıza tıkayacaktır. Onun için aklınızı başınıza toplayın, benden söylemesi. Şimdi Erkan Mumcu bu lafları kime söyledi? Kime söylediğimi bir daha söyleyeyim isterseniz. Fakirin, fukaranın hakkı olan zekatını, sadakasını Cer İmamı gibi toplayıp onunla bankalar kurup ondan sonra devleti ele geçirme sevdasına düşenlere söyledim. Odalarda, borsalarda, oralarda, buralarda çöreklenip iktidarla iyi geçinip öbür taraftan başka imar tezyalarıyla elinde 300-500 milyon dolar, 3-5 milyar dolar biriktirdim diye kendince ülkeye siyaset tasarlamaya çalışanlara söyledim. Osmanlı'ya oyun oynamayın. Osmanlı adamı affetmez. Etmez. Benden söylemesi. Ucuz kurnazlıklarla devlet idare edilmez. Ucuz kurnazlıklarla devlet ele geçirilmez. Daha söylenecek bir laf daha var ama o da bu kürsüde söylenmez.